Maltepe Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Halk Ekmek ile protokol imzalayarak, 18 mahalle muhtarlığı önünde kurduğu noktalarda, ilçedeki tüm mahallelerde ücretsiz ekmek dağıtımı yapıyor. Mahalle başı her mahalle değişiyor. Bu mahallede sadece 500 tane dağıtacağız. Toplam 17 bin ekmek. Toplam 17 bin ekmek olmaz. Günde 17 bin adet dağıtım gerçekleştiren araçlardaki ekmekler, poşetlenmiş olarak halka ücretsiz bir şekilde sunuluyor. Peki, ilçenizde hizmet vermekte olan fırınlarımız nasıl etkiler? Olumsuz etkiler mi? Bakkallar, marketler? Onlar yani olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum. Bir teşviktir. Sonuçta burada önemli olan halka en iyi şekilde hizmeti verebilmektir. Evet. Halk Ekmek'in satış yaptığı alanın hemen karşısında bu bakkal ise, satışlardan olumsuz etkilendiklerini söyleyerek, gün içinde hiç ekmek satamadığını belirtti. Saat 11'den beri satılıyor. Nasıl etkiledi sizi? Hiç ekmeğimizi satamadık. 30 tanesi geri kaldı. Hiç? Hiç satamadık. Bu uygulama çok uzun süre devam edecek diyorlar. O zaman bizim halimiz çok kötü olacak. Halk Ekmek'in karşımızda bedava dağıtması bizi çok kötü bir şekilde etkiledi ve mağdur etti. Evet. Tamamıyla reklam amaçlı olduğunu düşünüyorum. Her platformda ekmeği siyaset malzemesi yapmayacaklarını belirten siyasetçilere ateş püsküren fırıncılar ise, kendilerinin zaten askıda ekmek uygulamasıyla halka ücretsiz ekmek dağıttıklarını ifade ettiler. Maltepe Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Halk Ekmek AŞ ile protokol imzaladı. Protokol kapsamında Maltepe Belediyesi, 18 mahallesinde günde 17 bin ücretsiz ekmek dağıtım gerçekleştirecek. Peki bu uygulamadan fırıncı esnafı nasıl etkilenecek? Gelin hep birlikte bu sorunun cevabını fırıncı esnafımızdan öğrenelim. Zaten bu halka askıda ekmek muhabbeti var. Müşteriler duyarlı, hele bu pandemi döneminde, bu kış soğuk hava şartlarında. Yani müşterilerin nereden baksan %30'u askıda ekmek adı altında, fiyat adı altında buraya para bırakıyor. İhtiyaç sahiplerine verin diyorlar. Biz de bu uygulamayı onların verdiğinden daha fazlasını biz karşılıyoruz zaten. Mahallede ekmek dağıtılması demek bizim bakkalın ve bizim bu işten zarar görmemiz demektir. Yani bunun dışında şimdi madem bir ekmek dağıtılacak, sadece vatandaşın ekmek ihtiyacı yok ki, diğer ürünlere de ihtiyacı var. Pastırma dağıtsın, sucuk dağıtsın, gıda malzemesi dağıtsın. Madem amaç hizmet, onlar da dağıtsın. Niye direkt fırıncıyla yansıtılıyor bu? Bizim için olumsuz olacak bu durum. Maltepe'de yoğun bir ekmek kapasitesi yok. Bu daha da iyice piyasayı sıkıştıracaktır, esnafı zor durumda bırakacaktır. Yani çünkü buradaki bütün belediye bakkallar, marketler, fırınlar hem belediye tabela vergisi artı çevre temizlik vergisini ödüyorlar. Hem de devlete sigorta, prim, şu hepsini ödüyorlar. O aynı kurumlar bu esnafla rekabete girişiyor. Onun parasıyla onlara çalışıyor. Bu haksız bir rekabet. Doğru bir anlayış değil yani. Diş bir gıda maddesini dağıtmasın. Para olarak versin. Çünkü başka gıda maddesi dağıtsa başka gıdayla uğraşanı etkileyecek. Yumurta dağıtsa yumurta dağıtanı etkileyecek. Para dağıtsın, insanlar istediğini alsınlar yani. Sadece ekmek mi yiyor bu millet? Ekmekler şişti insanların eline. Bakkal, fırın, iadeler, onumuzda da çekebilirsin, dolu. Sifte yapmayan bakkal var. Ekmek satamadı. Bu saate kadar. Bu saate kadar. İnan satamadı. Durum vayın vay. Bilmiyorum. Bütün yetkililer bu işleri el atması lazım. Ekmeği malzeme kullanarak milletin ayağını bükme, kolunu, gözünü kör etmeye de gerek yok. Zaten fırıncı camiası bütün ekmeği parası olan olmayana askıda her bir türlü zaten veriyor. Benim bana 5 ekmek dediği zaman hiç kelimesiz, soğansız veriliyor. Bu işler ne bilmiyorum ki ya nasıl olacak? Sakat. Bunlar bilmiyorum niye tarife alamıyoruz. Yetkililerimize de diyorum yani. Eli kulağın 2-3 senede tarife çıkacak hiçbir şey yok. Bütün zaten burada maliyetler aşırı derecede. Kiralar yüksek. Bilmem bir Kocaeli alıyor, bir İzmir alıyor, bir Bursa alıyor, bir Rize alıyor. 2,5 yapmış yani. Biz neyi bekliyoruz bilmiyorum. Sayın yetkililerimden sesleniyorum. Bu işleri el atsınlar. Şimdi ekmeği malzeme ederek fırıncının belini bükmesinler. Zamanı geliyor şeyin ama bu fırında bir imza atıyor yani. Bütün yani aşırı derecede daha ilk günden diyorum sana lastik patladı yani. Yapacak bir şey yok. Mağdur durumda. Ne diyorsun? Ne sade. Sifte yapmadı gittik gördük ya. Öğlene kadar. 30 tane ekmek almış 2 tane satmış. Ekmek üzerinden siyaset yaparak, oy uğruna fırıncılara büyük zararlar verdiğine dikkat çeken sektör temsilcileri, kendilerinin, her zaman devletin yanında olup, her türlü desteğe hazır olduklarını kaydettiler.